Nasıldı? Kamerayı sevmiyor biliyorsunuz. Bak gelmiyor. Gel. Nasıl sevmiyormuş. Hayır, evde neden böyle bir şey var? Ne oldu? Neyi? Başımdaki. Hangi başımdaki ya? Açalım. Başımda hiçbir şey yok. Neden bahsediyorsun? Başını aç. Tependeki. Babaanne hayal mi görüyorsun? Ese manyaklaşma. Gelir gelmez ilk yaptığım şey. Bir de bu. Bakayım babaannem dedikodu yapıyor. Dedim yalnız olmasın diyor. Evet. Esin'de baktı. İşte şimdi hazırlayacak. İşte sofrayı mofrayı hazırlasın. Anda size gene koşturduğum bir günden sesleniyorum. Koşturmalar bitmiyordu. Bu sefer de düğün koşturmaları. Elbisemi terziye götürdüm. Birkaç bir şey almıştım online. Onları iade etmem lazım olmayan şeyleri. Sonra bir hızlıca bir solaryuma gireceğim. Terziden elbisemi alacağım. Bir dakika, yurt içi kargo nerede? Aa, yolu kapamış bu manyak. Geri gider misin? Çıkmaz sokakmış. Allah kahretmesin, şu an anladım. Çıkmaz sokakmış. Ay, düşmeyin. Abi bu beni korkutuyor şu bibiri bibi. Nedir bu sesler? Kargocu nerede? Ben neredeyim? Bir gazetede çıktığımı duydum ve hemen gazeteleri bulmaya geldim. Hürriyet ve Milliyet. Bir de sabah da sonra çıkacağım. Evet, buldum. Babaanne özürünü de göster. Merhaba güzel insanlar. Şimdi size birazcık update vermek istiyorum. Neler yaptığımla ilgili. Bir saniye şu koca şeyi döndürebilirsem. Bana zaman ver. Sağ olasın kardeş. Şimdi size durumu ne oldu? Dur. Gördüğünüz gibi süslendim. Şimdi saçımı yaptırmaya gidiyorum. Bugün kız kardeşim evleniyor. Çok heyecanlıyım. Şimdi işte makyaj yapıldı dediğim gibi. İlk başta bir kilise seremonisi olacak. Ondan sonra da düğün, parti, eğlence. Ya şu araba traktör gibi, yemin ederim ben büyük araba hiç sevmiyorum ya. Dur şu saniye, dikkatli kullanmam lazım. Geçtim pardon. Pardon, ben burada kaç tane şey yapıyorum biliyor musun? Hem vlog kaydediyorum hem araba kullanıyorum. Ben bir vlog aksiyonuna başladım. Şimdi her anımı çekmeye çalışıyorum olabildiğince. Allah'ım sanki benim yüzüm değil ya. Vallahi mi? Hiç bu kadar makyaj yaptırmam ben. Çok. Sen genelde doğal. Çok severim. Evet, doğal. Ama çok güzel oldu. Akşama kadar daha çok doğallaşır. Evet zaten. evet o da öyle söyledi. Ya Elif, çok güzel olmuş. Ay ağlarım. Harika olmuş. Aa, çok tatlısın. Sen çıkarsan Elif. Ne yapıyorsun?
Ben sürekli burada annoying sister. Ya çok güzel oldun Elif. Hani daha yeter bence, daha güzel olmasın. Hani bir şeyin bir limiti vardır. Abartmayalım. Welcome to New York. Evet, New York'a geri döndüm. Sesim kısıldı ve döner dönmez hemen nereye gidiyorum? Çekime gidiyorum. Sabah 5'te kalkmak zorunda kaldım. Dün gece geldim ve geldiğim gibi hani uyudum. Ondan sonra da kalktım. Ya düğünümüz oldu ve yani hayatımda en eğlendiğim düğünlerden biriydi gerçekten. Çok güzel geçti. Gerçekten çok eğlendik hepimiz, herkes. Çekemedim yani, düşünsenize, normalde her şeyi çekerim. O kadar hareketli geçti ki gün, bir şey anlayamadım, bir anda bitti falan böyle. O yüzden çok fazla çekemedim. Gün iş günü, işte bir reklam çekimi olacak. Yarın da geleceğim, sonraki gün de geleceğim. Şimdi trenimiz arkadaşlar, yani hepsi aşırı derecede tehlikeli değil mi? Bir anneyi oynadığım için daha böyle bir doğal bir makyajlar. Her çekimde yeni bir makyaj yapan, saç yapan biri, yeni bir yönetmen, yeni bir yapımcı, yeni bir işte, yeni bir. Bir sürü insanla tanışıyorum. En çok böyle en büyük yaptığım şeylerden biri şey yollanıyor, çekimden önce bir liste. Hani isimlerle kimin ne işi olduğuna dair hani call sheet deniyor ona. Saat kaçta sette olunacak, ondan sonra kimler sette olacak gibi. Oradan isimleri öğrenmeye çalışıyorum. Kendime bir challenge olarak şey yapıyorum, hani herkesin ismini öğrenmiş olacağım. Herkese adıyla sesleniyor olacağım. O yüzden ilk başta tanıştığımda hep adlarını böyle 3 kere tekrar ettiriyorum. Bence çünkü gerçekten önemli o kişisel iletişimi kurmak, karşındaki insanla, bilmiyorum, ben önemli olduğuna inanıyorum. Bir kişi işini kötü yapsa ya da yanlış yapsa bütün set aksayacak. Nasıl diyeyim, bir makinenin parçaları gibi hepimiz. O yüzden ne diyorum ya. Belki de jet lag beni konuşturuyor da olabilir, çok yorgunum. Hey, my daughter. This is my daughter. Do we look alike? Smile. Kind of do look alike. Our eyes. Yeah, I can see it. I can see the resemblance. Say hi. Hi, Turkey. What? Hi, Turkey. What? What? Hi. Look at these people, man. Best crew ever. Say hey, Turkey. Böyle buradaki şeyde çekiyoruz işte. Şu anda araba çekimi yapılıyor. Ondan sonra parka gireceğiz. Bir dış çekim olacak. Sonra da benim yoga çekimim olacak. Action. Cheerful on everybody. And yeah, and Addison, you can kind of like keep turning around. Action.
And they're taking their time. Ekip. Yani her seferinde yeni insanlarla tanışmayı aslında çok seviyorum. Bana çok enerji veriyor, güzel geliyor. National Commercial diye geçiyor. Amerika içinde dönen bir reklam olacak bu. Ve bayağı iyi bir marka. Abi şu nedir ya? Bu ne? I will. Değil. Buradaki insanlar beni tanımıyor. Belki de şey diyorlar ya, bu kızın sesi böyle mi acaba? Gerçek hayatta diye. Kıyafeti bu. Artık çekime son vereceğiz bu kıyafetle beraber. Alexa stop. Bugün günlerden nedir? Kimler bitti? Bavul toplama. Ortalığın dağınıklığına bakın. Hiçbir şey yapamadım çünkü. Ve bu arada çektiğim reklamın markasını söylemeyeyim ama ürünleri gösterebilirim. Şey dediler, istediğin her şeyi alabilirsin dediler. Ben de tamam o zaman bunu alayım. Bunu da kullanırım. Bu kesin kullanacağım bir şey. İkisini birilerine hediye ederim. Nasıl takılıyor bu? O kadar reklamını yaptım. Bir şey söyleyeceğim. Saçıma cila attırdım. Rengi açıldı. Ben sarışın gibiyim şu an. Işık mı böyle gösteriyor? Ben mi böyleyim? Şu an ne yapıyorum biliyor musunuz? Şunu yapmayı olabildiğince ertelemeye çalışıyorum. Ben her şeyin farkındayım. Her şeyin farkındayım. Bu ne ya? Niye Rockefeller Center'da kıyafetler asılı? Bunun moda olabileceğini kim düşünürdü?